Samanyolu Avrupa ekranlarından hayırlı günler sevgili seyirciler. Bir danışıyorum programında daha sizlerle birlikteyiz. Avrupa Birliği hukukundan doğan haklarımız, en temel haklarımız eğitim konularında her hafta sizleri mümkün olduğunca uzman konuklarımızla bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ancak bir konu var ki yaklaşık 50 yıldır Avrupa'da bulunan, siz Avrupa'da yaşayan göçmen dedi, diye tabir ettiğimiz göçmen kökenli vatandaşlarımızın sağlık problemi, sağlık hakları, sağlıkla ilgili bilmesi gerekenler. Belki en temel hakkımız bu. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nin dediği gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Sıhhatiniz yerinizde olmadıktan sonra hangi hukuk almaya çalışacaksınız? Allah kerim. Peki sağlık hakkında, sağlıkta bir göçmen olarak en temel haklarımız neler olabilir? Ve bu konuda bir de tıbbın tamamlayıcısı olarak günümüzde Avrupa'da çok yaygın olan hatta eğitimi de verilen manuel terapi dediğimiz elle tedavi veya bugün açıklayacağı gibi uzman konuğumuzun bu yöntem sizlere nasıl uygulanacak? Tıbbın tamamlayıcı tedavisi manuel terapi nedir ve nerelere uygulanabilir? Evet sevgili seyirciler bu haftaki konuklarımız bir uzman konuğumuz manuel terapist Erkan, Erkan Mirzoğlu beyefendi. Hem İtalya'da hem de Münih'te tedavi merkezi bulunuyor. Kendisi zaman zaman tedavi için e, hastalığıyla birlikte oluyor ve Almanya'da bir devlet hastanesinde görevli olan Doktor Hüsamettin Yıldırım. Her ikiniz de hoş geldiniz. Öncelikle Hüsamettin Bey bir doktor olarak sizden şunu öğrenmek istiyoruz. Belki kullandığımız tabirde farklı olarak kabul etmeyebilirsiniz. Yani göçmen, biz göçtük geldik buraya. Eskiden gurbetçi veya Almancı tabiri kullanılıyordu ama Avrupalı Türkler yerine biz diyoruz ki hepimiz göçmeniz. Göçmenlerin de kendilerine göre bir takım hastalıkları olabiliyor. Göçmenlerin normal yerli halka göre ne gibi hastalıkları, ne gibi öne çıkan hastalıkları var? Bu konuya katılıyor musunuz ve biraz hastalık konusuna bir girsek? Şimdi göçmenlerdeki özel hastalıklar diye bir tabir belki biraz çok ileri gitmiş olabiliriz. Fakat yapılan araştırmalar sonucu göçmenlerde Almanya'daki yerlilerde olan hastalıklardan. Daha büyük orantılı olarak hastalıklar ortaya çıktığı için bunu bir yerde bel belki ön yargıyla karıştırarak göçmenlere mahsus bir hastalık diye tanımlayabiliyorlar. E, tabii bunun yanı sıra e, geldiğimiz veyahut göçmen insanlarımızın geldikleri yörelere göre de bazı özel hastalıklarda olabiliyor. Bunları tabii birbirine karıştırmamak lazım. Ama tabii göçmen insanlarda da gördüğümüz hastalıklar yüzde 90 diyebilirim yerli vatandaşların Alman halkının da bir yerde karşı karşıya kaldığı hastalıklardan ibaret. Onlar hangi tedavi yöntemlerine başvuruyorlarsa hastanesi olsun, doktoru olsun, teşhis yöntemleri uygulanıyorsa göçmen insanlarda aynı haklara mensup, aynı yöntemlerle tedavi etme hakkına sahip. Peki. Ee, seyircilerimize belki sormak istedikleri sorular olur. Dolayısıyla e, mail adresimizi, posta adresimizi bir yineleyelim. Sonra hakla ilgili kısmına devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, manuel terapi hakkında, tıp hakkında veya sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa, bu konuda neler öğrenmek istiyorsanız e, mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağız. Elektronik posta adresimiz. Tanısıyorum et samanyolu zaman zaman arkadaşlarımız alt yazı şeklinde geçecekler. Doktor bey kısaca bir de normal yerli halktan farklı olarak mesela Almanya'da hak, sağlık sistemi en yerinde oturmuş Avrupa'da ve sigortanın en iyi kullanıldığı e, sistem e, normal göçmenlerin yerli halktan farklı olarak bir takım farklı hakları var mı sağlık alanında yoksa onlar tedavi olma noktasında haklarını biliyorlar mı biz şunu biliyoruz hastalık kasam var sadece hasta olduğum zaman gideyim. Bazen garip şeylerle de karşılaşıyoruz. Mesela hastalık kasasına çok fazla tedaviye gidersen, kasa seni çıkarabilir. Dolayısıyla ben yaşlanınca da tedavi bakım göremem. Böyle ilginç şeyler duyduk. Bu ne derece doğru bilemiyoruz. Vatandaşların tedavide normal almaları gereken ne gibi hakları vardır sağlık yönünde? Şimdi her vatandaşın bilası. Almanya'dan ben konuşayım. Ee, son birkaç sene içerisinde de Alman devleti hükümet olarak kanun çıkarmıştı. Her vatandaş sağlık sigortası olacak diye ve zaruri olarak, mecburi olarak da her vatandaşı sigortalı yapıyorlar. Kaçamaklı olmaz bu iş. Kaçamaklı yok. Yani bir sigorta, bir e, hastasını sigortadan atarım tehdidiyle karşı karşıya bulunsa bile o vatandaş sigortasız kalma durumu söz konusu olmadığından vatandaşın bence bu konuda korkmasına gerek yok. Onun haricinde sadece sigortalar hastalandığımızda hastaneye gidelim, doktora gidelim, tedavi olalım düşüncesiyle bir yöntem uygulamaları bence doğru değil. Çünkü bir yerde hani kuruyucu hekimlik manası diye bir tabir de var Türkçemizde. Aynı olay burada da geçerli. Ben bir Türkiye asıllı bir vatandaş olarak ben maalesef şöyle diyeyim, Türkiye'den gelen göçmen insanlarımız, bu kurucu hekimlik konusunda haklarını yeterince kullanmıyorlar. Sadece hastalandıkları zaman hastaneye, doktora müracaat ediyorlar. Halbuki nasıl çocuklarımızı doğduğundan itibaren aşılarını yaptırıyoruz, gerekli olan muayenelerini yaptırıyoruz. Büyük insanlarda da tabii böyle durumlar söz konusu. Bu durumda da devletin sigortaların öngördüğü bazı muayene şekilleri, yöntemleri ve kuralları var. Mesela erkeklerde olsun, kadınlarda olsun erken kanser teşhis olayı var. Bunları tabii bizim insanımız yeterince uygulamıyor, yeterince e, doktorları, hastaneleri aramıyor. Ve çok kez karşılaştığımız olay Alman milletinde bazen e, kanserin veyahut buna benzer hastalıkların erken teşhisiyle tedavisi mümkünken bizim göçmen insanlarımızda bu orantılı olarak daha düşük görülüyor. Evet. Yani burada koruyucu hekimliğe dikkat etmek Tabii. en temel hak olan sigortalı olmak. Bunlar zaten zaman zaman bilgilendirmeyle de hastalıkta gerekli tedavilerini, imkanlarını kullanıyorlar ama evet. şu da bir gerçek. Bir kişi hangi ırk, din, millete mensup olursa olsun herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyduğu anda doktor kendisini muayene etmek zorunda değil. Mi? Tabii. Hastaneye gelen her hasta ırkına, durumuna, maddi durumu olsun, ister etnik durumu olsun göz önüne alınmadan muayene edilme hakkı ve tedavi edilme hakkına sahiptir. Çünkü bunu şunun için sormuştum. Bundan geçtiğimiz sene e, dil bilmediği için ve farklı başka bir milletten diye Almanya'da bir doktor zaman e, bayağı bir şekilde yayınlandı. Daha sonra özür dilemek zorunda kaldı ama şöyle bir şey muayene etmemişti ve hastanın e, hatta e, ölümcül bir vakayla sonuçlanan durum olmuştu. Biz şunu biliyoruz. Hipokrat yemini ettikten sonra hasta muayene edilir. E, tabii şimdi tıbbın yetişmediği veya yetişmediği demeyelim de alanı Başka bir yere bıraktığı kısım da var, manuel terapi. Bu evet. konuyla ilgili de bir uzmanımız var kendisiyle de. Erkan Bey zaman zaman sizi e, tabii şöyle söyleyeyim, özel olarak ulaşmaya çalışıyorlar. Bu alanda tıp belki çok ilerlemesine rağmen bizim eskiden bildiğimiz veya yanlış bildiğimiz bir hususta karıştırıyorlar belki. Hani koca karı ilaçları, kırıkçı çıkıkçı parlamento dediğimizle bu Avrupa'da manuel terapi, elle terapi karıştırılıyor. Manuel terapi nedir? Ama bize bir biraz bir istatistik bilgi vererek acaba neden bu yöne yönelilmiş tıpta bir eksiklik mi vardı da biraz bilgi vererek bir girebilir miyiz manuel terapiye? Hay hay, bu e, çok eski bir e, elle yapılan man e, terapi sistemidir. Maalesef e, bugünkü modern tıpta eksik olan bir parçasıdır. E, biz şöyle söyleyelim, e, seneler önce hatta Babillerden Asurlardan gelen bir teknik yalnız e, 18. E, asırda e, onun sonlarına doğru da, da, e, David Palma isminde bir Amerikalı bunu tekrar geliştiriyor tekniğini ve şu anda Amerika'da e, kendi ismini taşıyan e, üniversiteleri, akademileri var. E, bu 5 senelik bir e, tahsilden sonra doktor titil alarak e, bu iş yapılıyor. Artık tanıdık bilinen bir şey. Yalnız e, beni e, bana dert olan tek bir olay var. O da e, bunun Türkiye'de eğitiminin olmaması. Onun için halkımız bunu bilmiyor maalesef. E gayem arzu, arzum bunun e, eğitiminin eğitimini Türkiye'de getirebilmek. Mas Avrupa'da bunu uyguluyorsunuz. Avrupa'da bunu uyguluyoruz. Kanuni bir problemi yok. Tabii tabii. Pratik dediğimiz uygulama muayenehaneniz açık Yapabiliyorsunuz Tabii tabii. Yani e, buyurun. E, yalnız e, onu da söylemek lazım. Bunu kasa karşılamıyor. Karş karşılamıyor. Bunu e, ha, gelen hasta e, ücreti e, privat olarak tanıyor. Yalnız şöyle bir şey var. Özel sağlık kasaları yani özel e, muayene ücretleri ödenerek veya ek primlerle bu işin tamamlandığını daha önce biz bir sigortacımızda e, hastalık kasası sigortası bulunmuştu. Kasayla anlaşmak kaydıyla kasanın evet. primlerini yükseltmek veya o primleri ödemek kaydıyla dahil edildiği gruplar var. Yani mesela e, Naturheil doğal bu Hayır praksis, hayır pratikler olarak geçen kısımlar var. Tabii hangi alanlara giriyor onu kasayla Vallahi görüşmek gerekiyor. Valla bizimkini değil. kabul etmiyorlar ben bunu baştan evet. söyleyeyim. Ama Maalesef. Şu, var, şu var bu işin tedavisinde eğer uz şifasını bulması gerekiyorsa herhalde manuel terapiye de gidecek öyle mi? Vallahi aslında insan ameliyat olmamak için öyle diyeyim e, değil e, iste, e, veriyor da bir rahat olarak da veriyor. İlla ki kasayla alakası olması şart değil. Yalnız bunu baştan söylemek lazım. Bu manuel terapinin kullandığı yer e, bir kaza bir darbe olmadığı müddetçe kendiliğinden, insan. kendiliğinden oluşan ağrılar bizim için geçerlidir. Evet. Ee, şöyle söyleyelim. Ta e, C1'den başladığımız zaman yani Atlas dediğimiz ilk omurdan son kuruk sokmuna kadar bütün omurlardan kaynaklanan, kendiliğinden kaynaklanan e, bütün has ağrılar bizim branşımıza girer. O, ee, sizin bir Atlas'ınız vardı. Gösterebilir miyiz oradan bir başlık? Hay başka hay, tabii. Şöyle e, kameraman arkadaşımıza tutarsak. E, yalnız e, şunu da söylemek lazım. Maalesef e, bizim e, bugünkü e, modern tıp e, ağrıya şöyle konsantre olur. Yani ağrıyı ortadan Mümkün... kaldırmaya çalışır. Erkan Bey bir saniye. Mümkün olduğunca yaklaştırabilirsek e, arkadaşlarımızdan rica edelim kamerada çünkü o cebir dediğiniz ve diğer şeyler. Evet. Şimdi sadece C1'in kapanması bir ağrı ya bir migren olması şart değil. Kapandığı zaman diğer hastalıklar da tetikleyebiliyor. Evet. Onları da bilmek lazım. Ağrı Rabb'in bir lütfudur. Rabb'in bir nimetidir. Ee, onu geçen de daha izah etmeye çalıştık. Evet. Yani evinize bir hırsız giriyor. Evet. Ee, alarm. Alarmınız çalıyor. Ee, siz kalkıp alarmı kapatıyorsunuz hırsızı yakalayacağınıza. Ee, bugünkü modern tıp hemen ağrıyı ortadan kaldırmaya çalışır. Halbuki sebebini görmek lazım. Kapandığı zaman mesela C1 kapandığı zaman şöyle gösterelim. Bu ee, baş ağrısı, migren, e, efendim yüzdeki yüzdeki e, uyuşmalar, e, buna benzer birkaç hastalık yani şu 25 omur, 24 omurdan 124 ta, e, hastalık meydana gelebiliyor. Bunları da bilmek lazım. O zaman şöyle yani anatomi atlaslarında gösterilen insan vücut yapısıyla ilgili e, bu tanımayla ilgili bir şey. Hatandaşlarımız, e, hastalar bunların belki anlamlarını bilmeyebilir ama manuel terapide geçen isimleriyle tıpta kullanılan, e, kullanılan teşhis ve tedavisiyle bunların tedavisi mümkün. Ama tabii, şu tabii. var tıp bu noktada mesela ne kadar yapabiliyor? Geri kalan kısmında manuel terapi ne kadar giriyor? Manuel terapi kısmını bitirdikten sonra bir de sizden rica edelim. Buyurun. Şimdi bizim e, halk dinde bildiğimiz fıtık dediğimiz yani e, Almanca'da Bandscheibenfall olarak geçiyor. Ki yurt dışında e, ağır işlerde çalışıp da çok en çok hastalıklardan bir tanesi Bandscheibenfall. Valla şöyle Bel. söyleyelim aslında e, bu konfor hastalığı diyorum ben yani e, hareketsizliklerden meydana gelir. Mesela insan oturduğu yerde uyuduğu zaman evet. yahut yatarken e, değişik bir halde yattığı zaman e, baş başının altına koyduğu yastığın çok büyük bir önemi var. Hı hı. Efendim ayak ayak üstüne atmalar. Kalça kaymasına neden olur? Beckmish Stand denir Almanya'da. Kalça kayması bütün vücuttaki ağrıları tetikler. Onu birazdan sonra göstereceğiz herhalde. Ayaklara bakarız biz önce. Ayaklara baktığımız zaman bir ayağın bir tanesi uzundur. Ayağa bakılmadan olan her türlü tedavi muhakkak sonuç vermez rejideki arkadaşlarımız bazı görüntüleri akıttıkları zaman seyircilerimiz de tabii, bir şekilde tabii, kalkılarında tabii. görüntü olarak şekillenecekler. Ancak ikinci bölümde sizin manuel terapi ile ilgili uyguladığınız şeyler hususunda da bazı bölümleri detaylı olarak inceleyeceğiz. Ama genel hatlarıyla şunu da bir başlangıçta öğrenebilir miyiz? Manuel terapiyi genellikle halk arasında en çok bilinen, yani size en çok gelen hangi hastalıklarda bir başlıklarıyla uyguluyorsunuz? Hayır. Mesela fıtık dediniz. Başka? Fıtık, migren hastalıkları, baş ağrıları, efendim, C7'nin kapanmasından oluşan eee kol, kolların uyuşması e, karpal tünel olarak bilinir. Türkiye'de de böyle söylenir. E, bilinen ameliyat edilen maalesef e, hastalıklar e, tenis kolu efendim kolların uyuşması e, sırttaki bütün ağrılar, bel fıtığı, e, boyun, fıtığı boy, boyun fıtığı tabii. Sırt ağrılarının hemen hemen diz benziyor. ağrıları evet. efendim e, e, dike, topuk dikeni öyle deniyor herhalde. Topuk dikeni bütün ağrılar aslında bir iki dakikada hallolacak şeylerdir. Fakat şu var e, tabi tıbbi yönden herhalde belirli bir çareyi bulamadıktan sonra belki veya şöyle söyleyelim hastalar kendilerine düşeni bazen yapamayabiliyor belki veya uygun bir doktorunu bu herhalde bir tecrübeyle bağlantılı sizden önce program öncesi biraz konuşmuştuk Hüsamettin Bey terapide uzmanlığın öneminden bahsetmişti. Siz tıp Ile manuel terapi arasında bir bağlantı kurmak gerekirse Avrupa'da çok yaygın mesela doğal yollarla tedavi hususları ve bunun eğitimi de veriliyor. Ama uzmanlaşma demiştiniz. Biraz bu konuya bir açıklık getirir misiniz? Tabii şimdi Erkan Bey'in anlattığı şeylere katılıyorum. Ee, ama tıpta şöyle bir kural geçerli. Tabii herkes bunu uyguluyor mu? Sorul, sorgulanması gereken olay o. Ee, bir vatandaşın herhangi bir şikayeti, bir ağrısı varsa mutlaka bir teşhisten geçmesi gerekir. Ee, tabii ki gittiği doktor o işin uzmanı mı yoksa bir genel doktor mu? Burada Almanya'da geçerli olan bir algı mayın mi yoksa herhangi bir sinir uzmanı mı? Yoksa iç hastalıkları uzmanı mı? Yoksa hangi bölümden geliyorsa? E, teşhisi uyguluyor mu? Gerekli muayeneler, tahliller yapılıyor mu? ve yapıldıktan sonra mı ağrı tedavisine başlanıyor? Yoksa vatandaşın şikayetine kulak vermeden direkt olarak sadece ağrıların giderilmesi bir yerde semptom tedavisi mi uygulanıyor Erkan Bey'in dediği gibi? Ee, tabii ki e, gerektiği miktarda Teşhis yöntemleri uygulanması gerekiyor yapılıyor da ister cihazlarla olsun ister tahlil yöntemleriyle olsun muayeneler olsun. Son çare eğer hiç herhangi bir bulguya ulaşılamamışsa ve hastalığa bir isim konulamamışsa bu durumda tabi ilaç tedavisinin dışında bildiğimiz okul tıbbı dediğimiz yöntemlerle başka bir çareniz kalmıyor. Tabi bu durumda e, alternatif olarak alternatif tıpta dediğimiz işte Erkan Bey'in yaptığı e, bir yerde manuel terapi yöntemleriyle belki vatandaşlara yardımcı olunabilir. Bu yüzden de e, manuel terapi yöntemini bir yerde tamamlayıcı bir unsur olarak görüyorum. Maalesef Almanya'da bu henüz e, yeterince bir e, boşluğu doldurmuş değil ben burada şunu da dikkatimi çekti. Araştırırken konuyu gördüm. Şimdi bir tıp tahsili görüyorsunuz, süre uzun. Bu süre içerisinde manuel terapi de bir 3 yıl, 5 yıl belirli bir süre içerisinde ve bitince tecrübe gerektiren bir alan. İkisini bir arada götürmek belki bir doktor için çok zor olabilir. Yani o öğrenimi görüyorsunuz. E bir alanda uzmanlaşıyorsunuz. Manuel terapideki tecrübenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Neden derseniz her manuel terapi uygulaması iyi sonuç vermezse o zaman ne olur? İşin ehli Erkan Bey gibi hakikaten hem de dua alan, e, çevreden de gördüğümüz e, ve hastalığı kaldı ki bugün bu stüdyomuza gelmeden önce de bazı hastalarıyla meşgul oldu. Yani bu noktada ne öne çıkıyor? Sizin anlattığınızdan da tecrübe anlıyoruz ama Tabii. bir de o alanda çalışmak mı gerekiyor? Tabii o alanda mutlaka yeterince bilgisi olması lazım. Tecrübesi olması lazım. Yani kısa vadeli olarak sadece eğitimi görüp bir yerde kendine bir muayenehane açıp insanları tedavi etmek maksatıyla para kazanma yöntemine girmek doğru değil. Tabi terapi yönteminde yeterince tecrübe sahibi olması lazım ki insanları bir yerde iyice sakat bırakmasın. Çünkü o işte tecrübe öne çıkıyor. Bir yerde. Peki Hüsamettin Bey, sizin alanınız iç hastalıkları. Evet. Ee, siz hiç bu mesela manuel terapiye ilgi duydunuz mu? Manuel terapiyi öğrenmek istemez misiniz bir doktor olarak? Veya ben bu işi mi bırakayım diyorsunuz? Sizin fikriniz? Şimdi benim şahsi fikrim, ben de öğrenmek isterim. Fakat tabi zaman yeterli olmadığı için ikinci bir eğitime girmek için fırsat bulamıyoruz. Ama şahsi olarak ikisi birbirine tamamlayıcı bir unsur olarak gördüğüm için ben yapmak isterim. Erkan Bey. Sizin bu işle ilgili eğitim sürenizden biraz bahseder misiniz? Yani fizyoterapi, fizik tedavi, aynı zamanda manuel terapi. Yani toplamda ne gibi bir eğitim süreniz oldu ki aslında, ee, sonuçta bu muayenehanede de birlikte çalışıyoruz. Aslında iyi ki söylediniz. Ben bunu burada Avrupa'da yaşayan genç arkadaşlara tavsiye ederim. Çünkü başka türlü herhalde şansımız yok. Bunu Türkiye'ye götürüp Türkiye'de eğitimini sağlama şansımız yok. Ama Avrupa Birliği süreci içerisinde reformlar içerisinde bu sağlık reformu bu da olabilir. i̇nşallah okul inşallah girecek. İnşallah olabilir. Ama burada yaşayan Amer şimdi şöyle Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde bunun eğitimi var. En kolay yolunu ben söyleyeyim bir hayal praktiker eğitimi alacak olurlarsa, hayal praktiken onun dal olaraktan fizyoterapi seçebiliyorlar. Fizyoterapiste olduktan sonra, eline onun diploması alındıktan sonra rahatlıkla manuel terapi, kiropraktik, kayropraktik olarak geçiyor biliyorsunuz Amerika'da. Onun eğitimini alabiliyor. Zaten devlet bu, bunu yapabilmeye müsaade edecek bir belgeyi veriyor. E, tabii tabii. Vermez olur mu? Tabii. tabii o, Yoksa o zaten im imkansız. Tabii. Türkiye'de belki çalışılabilir bu vaziyette ama e, ki çalışıyorlar maalesef. Çıkışlar falan ben gördüm duydum aman ya yarabbim. E, aslında benim de bir birazdan göstereceksiniz. O hareketleri e, bilmeyen bir insanın, anatomiyi bilmeyen bir insanın elini sürmesi o kadar tehlikelidir ki evet. e, bırakın e, felç etmeyi ölüme bile götürebilir. Yani bir kişi doktor bile olsa onun eğitimini almamışsa Katliye. ben gördüm yapabilirim. K kemiği biliyorum da bu iş olmaz. Bakın e, bir e, mimar evi mükemmel bir şekilde çizer. E, nazari olarak e, duvar örmeyi de bilir, su döşemeyi de bilir. Ama ben bir doktora elektrik tesisatını döşer. Pardon mimara elektrik tesisatını döşetmem. Evimi de yakar kendi de yakar. Buna benzer bir şeydir bu. Yani doktor olması, profesör olması bunun önemi yok. Bunu ehli olması lazım. Bunun eğitimi almış olması lazım. Bir de hocam bahsetti, eee tecrübe de bayağı önemli. Peki. Hüsamettin Bey, siz şu anda görev yaptığınız hastane nasıl bir hastane? göçmenler de geliyor elbette. Geliyor evet. Bulunduğumuz bölgede göçmen sayısı oranı bayağı yüksek olduğu için yüzde %30 olarak... Almanya'nın Hanau semtindeyiz. Hanau semtindeyiz. Frankfurt yakınında bir şehir. Yüz bin nüfusu olan bir şehir. Üçte biri yabancı uyruklu olduğu söyleniyor, göçmen olduğu söyleniyor. Tabii hasta oranı da buna baktığımızda bayağı yüksek oluyor. Hangi tip hastalıklar daha çok var? Ee, hastalıklar olarak başında da söylediğim gibi yani yerli vatandaşlarda olan hastalıklar işte hipertansiyon olsun, e, kalp rahatsızlıkları olsun, kanser vakaları son zamanlarda daha fazla orantılı olarak göze çarpıyor. Bunun yanı sıra maalesef e, üzüntüyle de burada belirtmek istediğim, e, insanlarımızın yanlış anlaşıldığından, kendi şikayetlerini tam manasıyla anlatamadıklarından, ...çok kez e, psikolojik olarak e, bir e, Akdeniz sendromu denilen bir şikayetlerle karşımıza çıkıyorlar. Niye Hı? Akdeniz demişler? Ben Akdeniz diyeyim. Karadeniz sendromu, Orta Anadolu sendromu dememişlerdi. <laughs> Karadeniz'in problemi Orada mı yoktur. çok şey ee, Bu Kar e, Akdeniz etrafındaki insanları biraz daha çok hassas olarak görüyorlar ve... E, Hafif ağrılarda daha çok şikayetçi oldukları izleniminden dolayı evet. bir Akdeniz sendromu diye tabir edip kesiyorlar. Reklamlardan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili seyirciler reklamlardan sonra buluşmak umuduyla ancak bizlere sağlıkla ilgili danisyormet.samayolutv.eu adresine yazdığınız sorularla tekrar sizinle birlikte olacağız. Buluşmak umuduyla efendim.